Merhabalar, bu videomuzda kule savunma oyunlarındakine benzer bir turret oluşturacağız. Silindirimizin radius değeri 10, height 8, height segment'i 1 ve size'ı 8 olarak ayarlıyoruz. Modifier list'ten edit poly ekliyoruz ve edge aracıyla silindirin tüm kenarlarını seçiyoruz. Ardından chamfer ekliyoruz. Chamfer değerini 0,5, segmentini ise 0 olarak ayarlıyoruz. Keskin bir görünüm elde etmek için yine modifier list'ten smooth ekliyoruz. Yeni bir silindir oluşturuyoruz. Bu silindiri turretin ayağı olarak kullanacağız. Silindirin radius değeri 1,5, height değeri 10, height segment'i 6 olarak ayarlıyoruz. 5'er derecelik dönüş sağlamak için Angle Snap Toggle'ı aktif ettikten sonra silindiri 90 derece çeviriyoruz. İlk oluşturduğumuz silindire merkeze merkez yani center'a center şekilde hizalıyoruz. Eğim vermek için modifier list'ten bend komutunu ekliyoruz. Bend angle'ı 90 olarak ayarladıktan sonra limit efekti aktif hale getiriyoruz. Upper limit değerini 6 olarak ayarlıyoruz. Bend'in içine girip gizmoyu seçiyoruz. Bu sayede eğimin nereden başlayacağını ayarlayabiliriz. Bu kadar yeterli gibi. Silindire edit poly ekliyoruz. Dirsek ile bağlantı noktalarına denk gelen yüzeyleri CTRL tuşuna basarak seçiyoruz. Ardından extrude ile yükselti veriyoruz. Local normal'ı seçtikten sonra extrude değerimizi 0,5 olarak ayarlıyoruz. Yeni yüzeylerin kenarlarını loop aracıyla seçiyoruz. Loop aracı aynı doğrultudaki kenarları hızlı bir şekilde seçmenizi sağlıyor. Kenarlarımız seçiliyken chamfer ekliyoruz. Chamfer değerini ise 0,25 olarak ayarlıyor ve segmenti yine 0 yapıyoruz. Ayağın alt yüzeyini seçerek extrude ekliyoruz. Extrude değerimiz 0,5 olarak kalıyor. Yeni oluşan yüzeyleri seçiyoruz. Ardından extrude ekliyoruz. Extrude değerini 1 olarak ayarlıyoruz. Alttaki yüzeylerin hepsini seçiyoruz. Ve tekrardan extrude ekliyoruz. Alt tarafı biraz genişletiyor, üst tarafı ise scale aracıyla daraltıyoruz. Turret'in ayağı gördüğünüz üzere hazır. T tuşuna basarak klavyeden üst görünüme geçiyoruz ve turret'in ayağını kenarına uygun şekilde hizalıyoruz. Hizaladıktan sonra aynısından bir adet karşıya klonluyoruz. Bunun için klavyeden shift tuşuna basılı tutarken nesnemizi sol tık, mouse'un sol tıkıyla hareket ettiriyoruz. Bu şekilde klonlama sağlanmış oluyor. Yeni ayağı da yerini yerleştirdikten sonra her iki ayağı seçip 90 derece döndürürken biraz önce bahsettiğim şekilde shift tuşuna basılı tutarak döndürürken klonluyoruz. Gördüğünüz üzere turret'in ayakları hazır. İlk oluşturduğumuz silindirden bir adet klonluyoruz. Scale aracı ile biraz küçülttükten sonra üst yüzeylerini seçiyoruz, üst noktalarını seçiyoruz ve daraltıyoruz. Biraz da boydan kısalttık. Yeni silindiri tam ters çeviriyoruz 180 derece. Tekrar bunu konumlandırıyoruz ve bundan bir adet klonluyoruz. Yeni silindiri ise klonladığımızın tam aksine 180 derece çevirerek yerleştiriyoruz. Bununla göz kararı yine biraz küçültüp biraz da uzatıyoruz. Silindirden bir adet klonluyoruz ve Smooth ile Edit Poly komutlarını mouse'un sağ tuşuna tıklayarak açılan pencereden siliyoruz. Yeni silindirin radius değerini 5'e 10 olarak ayarlıyorum. Biraz daha dar olabilir, o nedenle 3 şu an daha uygun gibi. Bu silindiri de yine klonladık ve artık turret'in top kısmına, namlu kısmına geçtik. Radius değerini 10 olarak ayarlıyoruz ve Silindiri biraz hizalıyoruz. Height değerini 13 yapıyoruz. Bu silindire bir edit poly ekliyoruz. Ve ön kısmını seçerek inset ekliyoruz. Inset değerini küçük bir değer ekliyoruz. 1 uygun gibi. Extrude vererek bir yükselti vereceğiz. Extrude değerimiz 3 olacak. Bu işlemi tekrarlıyoruz. Bir çıkıntı daha vereceğiz. Toplamda 2 çıkıntı yeterli gibi. Şimdi uç noktaları seçiyoruz ve scale aracıyla biraz daraltıyoruz. Öne doğru sivrilecek bir namlu elde etmek için. Ön yüzeyi seçip yine bir derinde bir inset veriyoruz. Ancak bu sefer extrude değerimiz 20 gibi daha uzun bir değer olacak. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Son kez bir extrude daha veriyoruz ve bunu 5 olarak ayarlıyoruz. Namlunun iç girintisinin iç kısmını oluşturmak için insert ekledikten sonra -5 değerinde bir extrude daha ekliyoruz. Uçtaki dış yüzeyleri seçiyoruz ve extrude ekliyoruz. Değeri girmeden önce Lacan norması seçerek olduğu noktalara genişlemesini sağlıyoruz. Extrude değerini 3 olarak veriyoruz ve yüzeyi biraz geri doğru, gövdeye doğru çekiyoruz. İç kenarları yine loop komutuyla seçiyoruz ve bunu da gövdeye yaklaştırıyoruz. Yani gördüğünüz gibi namlumuz oluştu. Ben namluyu biraz daraltmayı tercih ediyorum. Biraz küçültüp burun kısmını uzatacağız. Siz dilerseniz daha geniş bir namlu da yapabilirsiniz. Bunun için aynı şekilde noktaları seçip scale aracıyla genişletmeniz yeterli olacaktır. Türed'in namlusu hazır gibi. Şimdi ilk oluşturduğumuz silindirden bir adet daha klonluyoruz. Bunu namlunun arkasına yerleştireceğiz. Öncelikle 90 derece çevirip hizalayalım. Biraz yaklaştırdıktan sonra eğim değerini yeniden gözden geçiririz. Fazla eğimli olmuş. Yaklaşık 15 derece kadar daha eğdikten sonra gördüğünüz gibi uygun gibi. Bundan bir adet daha klonluyoruz. Scale aracıyla küçültüyoruz ve sırtına dengeleyecek şekilde hizalıyoruz. Silindirin hizasını bozmadan hareket ettirebilmek için üst menüden Local'ı seçiyoruz. Bu sayede baktığımız doğrultuda, daha doğrusu nesnenin doğrultusunda hareket ettirebiliyoruz. Tekrardan View yani normal görünüme geçiyoruz. Silindirin dış yüzeyini seçip Inset ekliyoruz. Inset değerimiz 3 yeterli gibi. 3 olarak ayarlıyoruz. Extrude değerini ise -3 olarak ayarlıyoruz ve bir girinti oluşturuyoruz. Bu girintinin içerisinde Türed'in güç kaynağını oluşturuyormuş gibi ya da Türed'in attığı mermileri, topları oluşturuyormuş gibi bir görünüm elde etmek için G0 ekliyoruz. Seferin tipini okta olarak seçiyoruz. Segmenti ise 4 yeterli gibi. Smooth tikini pasif hale getirdiğimizde gördüğünüz gibi keskin bir görünüm elde etmiş olduk. Kenarlar daha belirgin. Radius'ta 4,26 gibi göz kararı bir değerle ayarlıyoruz. Yeterli gibi. Şimdi yeni bir silindir oluşturuyoruz. Bu silindirden bir çark yapacağız. Radius değerini 1,5, height değerini 1 ve size'ini 14 olarak ayarlıyoruz. Height değeri 0,75 daha iyi olacak gibi. Ardından edit poly ekliyoruz. Birer boşluk bırakarak dış yüzeyleri seçiyoruz. Extrude veriyoruz. Loc'un norması seçtikten sonra extrude değerini 0,75 olarak ayarlıyoruz. Çıkıntıların bağlantı noktasındaki dikey kenarları seçiyoruz. Daha yumuşak bir geçiş sağlamak için bunlara chamfer ekliyoruz. yüksek değer verdiğinizde bozma olabiliyor. O nedenle 0,25 yeterli gibi. Segmenti yine 0 olarak ayarlıyoruz çünkü keskin bir görüntü olsun istiyoruz. Tüm kenarları seçiyoruz. Tekrar çarpı ekliyoruz. Yine küçük bir değer 0,05 yeterli gibi. Çarkın geçeceği silindiri oluşturmak için çarktan bir adet klonluyoruz ve edit polisini siliyoruz. Yeni silindirin rahat üst değeri 0,5, yüksekliği ise 4 olacak. Silindire edit pole ekliyoruz. Base yüzeyini seçerek inset veriyoruz. Inset değerini 0,08 yaptıktan sonra yeni yüzeyi biraz yükseltiyoruz. Çarkı ve silindiri seçtikten sonra bunları gruplandırıyoruz. Ardından topun, türedin namlu kısmına hizalıyoruz. Çarkı biraz eğimli görünecek şekilde namdaki bir yüzeye hizalıyoruz. Bundan dilerseniz birden fazla da kopyalayabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Dilerseniz bir tane de olabilir. Burası size kalmış. Ben bir adet daha klonlayıp onu da diğerinin önünde bir noktaya yerleştiriyorum. Tüm nesneleri seçip gri renk veriyorum. İlerleyen çalışmalarımız daha net görünsün diye. Şimdi ilk oluşturum silindiri seçiyoruz. Yan yüzeylerinden birini seçtikten sonra inset ekliyoruz. Inset değerimiz 1 yeterli gibi. Scale aracı ile bu yüzeyi üstten biraz daraltıp dikdörtgen bir görünüm veriyoruz. Ardından extrude ekliyoruz. Extrude da -0,25 yeterli gibi. Burada hava ızgarası gibi bir görünüm elde etmeye çalışıyoruz. Kenardaki dikey kenarları seçtikten sonra connect adedini 6 olarak ayarlıyoruz. Birer boşluk bırakarak yeni oluşan yüzeyleri seçip extrude ile karşıdaki kenara değecek şekilde uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi hava ızgarası hazır. Şimdi robota birkaç detay eklemek için vida oluşturuyoruz. Bunun için bir silindir ekledik. Silindirin rahat üst değerini 0,4, yükseklik değerini 0,25 ve sadesi ise 8 olarak ayarladık. Edit pole ekliyoruz. Üstteki kenarları seçiyoruz ve chamfer veriyoruz. Chamfer değeri için 0,6 yeterli gibi. Segmenti ise 0 yapıyoruz. Bu vidayı gövdeye hizalıyoruz. Vidadan klonlayarak thread'in istediğimiz noktalarına yerleştiriyoruz. Siz daha fazla noktaya yerleştirebilirsiniz. Daha detaylı olsun derseniz ayak kısmına ayaktaki bağlantı yükseltilerini ekleyebilirsiniz. Videonun uzamaması adına ben eklemiyorum. Şimdi ayaktan bir adet klonluyoruz. Bunu baca olarak kullanacağız. Turret'ten bir baca çıkışı verelim dedik. Bu sayede oyunlarda ya da animasyonlara kullanırken oraya bir duman eklerseniz oldukça hoş bir animasyon görüntü elde edebilirsiniz. Üst yüzeyi seçtikten sonra biraz yükseltiyoruz. Ardından küçük bir inset değeri veriyoruz. 0,25 yeterli gibi. Extrude vererek bir girinti oluşturuyoruz. -1 de extrude değerimiz için yeterli gibi. Şimdi bir silindir oluşturuyoruz. Bu silindiri bacağı ve türedin farklı noktalarına yerleştirip kablo sarkmış gibi bir görüntü elde etmek için yapıyoruz. Radius değerini 0,15, payı ise 7 yaptık. Buna bir bend ekleyeceğiz eğim vermek için. Bend eklemek için pay segmente ihtiyacımız var. Segment olmazsa silindirin bükülebileceği bir yer olmaz ve bend veremezsiniz. Şöyle biraz döndürdük ve baca çıkışına ekledikten sonra birkaç tane daha kopyalayıp yanına ekliyorum. Bunu da ileride yine oyunda ya da animasyon yapacağınız zaman hareketlilik olması için kullanabilirsiniz. Bunlardan ilk başta gösterdiğimiz şekilde Bend'de Limit Effect'i kullanmıştık. Gizmo kullanmıştık. Oradaki ayarları kurcalayarak doğrudan namlu kısmından gövdeye de kablolar sarkıtıp bağlayabilirsiniz. Daha hoş ve detaylı bir görünüm oluşabilir. Yine dediğim gibi videonun uzamaması adına ben bu işe girişmiyorum ve rastgele bir noktasına ekleyip konumlandırıyorum. Bu şekilde bir turret oluşturmuş olduk. Bunu özellikle mobil oyunlarınızda düşük segmentte olduğu için kullanabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.